Aile Vakti'ne hoş geldiniz. Öncelikle Allah'ın selamı, rahmeti, muhabbeti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Sevgili izleyenler, aile vakit ayırarak bizleri bulunduğunuz yere taşımanız bizleri mutlu, et, mutlu, etti. Mutluluğumuz daim olsun efendim. Bugün mutluluğumuza bir kez daha mutluluk katan çok kıymetli bir misafirim var. Gaziantep'ten eğitimci yazar Zekeriya Efiloğlu'yla birlikteyim ve bugün o güzel anlatımından yine gönlümüze güzel cümleler düşürecek. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhaba. Tekrar Sefalar öğretim. getirdiniz. <laughs> evet, e, gerçekten e, ben de bugünü e, iple çekiyordum. Evet. E, çünkü birçok dostumuz, arkadaşımız, efendim işte özelden yazanlar e, sosyal medyadan Zekeriye Hocam ne zaman gelecek diye. Abim, e, ne bize. tebrik ediyorum. Yani, Eyvallah, eksik olmayın. E, gönüllere bu hitabınız hakikaten çok güzel. Ne yaptığınızda gönüllere böyle gönüllerde yer aldınız? Merak <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Çok güzel bir soru. Ee, söz insanın neresinden çıkarsa karşı tarafın orasına isabet eder. Harika bir şey. Eğer siz, affedersiniz, işkembeden konuşuyorsanız... E ...karşı tarafın kalbine isabet etmesini bekleyemezsiniz. Ama siz samimi bir şekilde konuşuyorsanız... ...kalpten, yürekten, ruhunuzu da o işin içine katarak konuşuyorsanız... Ben inanıyorum ki karşı tarafta mutlaka bir tesir uyandırıyordur. İnşallah bizimkisi bu ikinci söylediğimle alakalıdır. Evet. Karşı tarafta böyle bir tesir uyandırabiliyorsak ne mutlu bize. Sözün her bir kelimesine kanatçı koymak lazım. Samimiyet kanatçı koymak lazım ki kalplere, gönüllere ulaşabilsin. Bu arada kendine bir iyilik yap diye de. Bir kitap sevgili izleyenler bana geldi. Ben çok şanslıyım aslında. Her gelen dostumdan böyle güzel bir eser görüyorum. Fakat bu çiçeği burnunda evet. çok güzel kaliteli bir kitap bana geldi. Ve hocam hemen şöyle bir göstereyim. Lokman Yıldız dostuma baki dostluklar diyerek de hocam bana bir yazı yazdı. Evet ...bir iyilik yap, kendine bir iyilik yap. Hocam e, bu kitabın hikayesi nedir? E, şimdi şöyle... ...son zamanlarda... E, ...çok fazla psikolojik sorunları olduğunu... ...ifade eden, söyleyen... ...çok fazla depresyona girdiğini... ...ifade eden ve söyleyen... ...çok fazla sıkıntıda olduğunu ifade eden... ...çok fazla sevgisizlik girdabında boğulan... ...çok fazla böyle kendini... ...derin kuyulara hapsetmiş, boşlukta kaldığını... ...düşünen insanlar grubumuz var. Ben de bunun adını koydum. Adı şu... ...tam olarak adı şu Lokman Bey... ...sevgisizlik hastalığı... Sevgisizlik ...adı bu evet... Hastalığı, evet. ...sevgisizlik hastalığı... Ee, ...Yüce Allah insanlara... E, ...bir beden vermiş ve o bedenin içine... ...bazı hormonlar koymuş... ...ve bu hormonlar doğal olarak... ...normal yollardan zaten... ...eğer siz fabrika ayarlarınıza... ...uygun bir şekilde davranıyorsanız... ...harekete geçiyor zaten... ...örnek vermeme müsaade edin... ...mesela illegal yollardan... Vücudumuzdaki bazı hormonları harekete geçirmek için aldığımız haplar var bizim. Evet. Biz buna antidepresan haplar diyoruz. Ya da bir takım zararlı maddeler diyoruz. Bu zararlı maddelerle, antidepresan haplarla beynimizdeki dopamin bölgelerini harekete geçirmeye çalışıyoruz. Evet. Yani mutluluk veren, bir kendimizi iyi hissedeceğimiz yerleri harekete geçirmeye çalışıyoruz. Dışarıdan müdahale etmekle değil mi? İllegal yollardan, evet. tabii dışarıdan müdahaleyle. Evet. Ne yapıyoruz? Bu haplardan alıyoruz, sonra Joker gibi geziyoruz şöyle... Bize mutluluk verdiğini, o anki içinde bulunduğumuz sıkıntıyı ortadan kaldırdığını düşünüyoruz. Halbuki beyin şöyle yapıyor. Onu bilmiyor insanlar. Siz sürekli illegal yollarla almış olduğunuz örnek zararlı maddeler ismini söylemek istemiyorum örnek olmasın diye ya da antidepresan haplarla aldığınız şeylerde beyinde mutluluk yerleri sürekli uyarılıyor, sürekli uyarılıyor, sürekli uyarılıyor. Beyin diyor ki burada bir tuhaflık var diyor. Benim diyor böyle sürekli uyarılmamam lazım ama bir gariplik var diyor. Sonra bu bölgeyi kapatıyor. Aslında hiç beyin bloğu olmuş değil mi hocam? Onlarla hiç okudunuz mu perspektüsleri? Baktığınız zaman e, antidepresan hapları eğer diyor doktor kontrolünde bırakmazsanız intihara kadar gider. Evet. Neden biliyor musunuz? Siz Allah'ın yaratmış olduğu o mükemmel beyin kalp bedende illegal bir operasyon yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki beyne mutlu ol. Beyne illegal yollardan komut veriyorsunuz ve beyinde diyor ki evet diyor ya bu gariplik var burada. Bu benim e, dopamin bölgelerim sürekli uyarılıyor demek ki burada bir sıkıntı var ben burayı kapatıyorum diyor. Heh, beyin burayı ben o değilim aslında demek istiyor. Aynen beyin burayı kapattıktan sonra bu sefer insan o hapları bırakınca bir karamsarlaşıyor, intihar eğilimleri, başka bir takım şeyler. Halbuki Allah diyor ki ya bunlara gerek yok. Ben zaten sizin vücudunuzda dopamindir, serotonindir, oksitosindir, işte adrenalindir zaten bir sürü hormon verdim. Bunlar da ...birbirinize sevgiyle sarıldığınız zaman... ...zaten otomatikmen devreye giriyor... Evet. ...birbirinize aşkla... ...muhabbetle, sevgiyle... ...samimiyetle... ...sarıldığınız zaman... ...zaten ben bu hormonları yükseltiyorum... ...hani o sıklam aşk devresinde vücutta... ...bir takım kimyasal hormonal değişimler oluyor ya... Evet, evet. ...ben zaten bunu size verdim diyor... ...son zamanlarda biz neyi yapmıyoruz... ...biz birbirimize... ...aşkla, sevgiyle... ...ve muhabbetle sarılmıyoruz... ...sonra ne çıkıyor ortaya... Doktor doktor gezip hiçbir derdimize çare bulamadığımız sevgisizlik hastalığı. İşte bu çok kitap güzel. oradan yola çıkarak yazılmış. Evet harika bir şey gerçekten ben de çok merak ettim. Bu arada çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Bana özel geldi bu kitap. Sevgili izleyenler siz de özel olarak bu kitabı lütfen ulaşın. Az önce ekranda gördüğünüz gibi. E, hocam cümleleriniz içerisinde ben biraz böyle detaycı bir adamım. Bir cümle kullandınız. Evet. Benim de zaman zaman böyle dikkatimi çeken bir e, ifade fabrika ayarlarına dönü, dönmemiz lazım Fıtrat. diyoruz. Yani. Fabrika ayarlarına neden dönemiyoruz? Ya da şu anda bizim fabrika ayarlarımızı bozanlar nelerdir? Biraz böyle aslında söz gelmişken konuşmak lazım. Çok çok güzel bir noktaya değindiniz. Zaten asıl bunu konuşmak lazım evet. değil mi? Ya biz niye fabrika e, ayarlarımıza, fıtratımıza uygun olarak davranamıyoruz? Yani beynimize Şimdi, tamam. ne komut e, yani az önce ifade ettiğiniz Hı -hı. dışarıdan illegal e, yöntemlerle beynimizi farklı bir boyuta taşıyoruz. E, beyni olduğu gibi kalbe de, duygulara da o zaman gerçekten bu bedeni Yunus Emre'nin ifadesi gibi. De, Tanımıyoruz. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen, o zaman demek ki bilmiyoruz. Fabrika ayarlarımız neden bozuluyor? Biraz bunu konuşalım. Şimdi gerçek mutlu olmamız gereken, gerçekten huzur bulmamız gereken, gerçekten demlenmemiz gereken, gerçekten istifade etmemiz gereken, gerçekten olmamız gereken ve gerçekten yapmamız gereken şeyleri yapmayıp Tam tersine sahte mutluluklarla, sahte insanlarla, yanlış yerlerde ve yanlış kişilerde ve yanlış bir takım eğitim metodolojisiyle beslenerek aslında biz ne yapıyoruz? Aslımızdan, aslımıza aykırı hareket ediyoruz. Şimdi bizim bir Kur'an'ımız var değil mi? Evet. Bazen bana diyorlar ki hocam işte kişisel gelişim kitabı, kişisel gelişim. Bunun üstünde de yazıyor kişisel gelişim kitabı, manevi gelişim. Ben diyorum ki en güzel kişisel gelişim kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Siz gidin önce bir Kur'an-ı Kerim okuyun. Bizim Sünnetimiz var, değil mi? Bizim Kur'anımız var, bizim Sünnetimiz var, bizim değerlerimiz var, bizi, yol haritamız yapan, var. Aslında değil mi? Bizi biz yapan manevi kodlarımız var, değil evet. mi? Ve bunu muhteşem bir şekilde uygulamış insanlar var. Adını anamayacağımız, sayamayacağımız kadar insanlar var ve bunların bize çizmiş olduğu bir takım yollar var. Fakat biz son zamanlarda ne yapmaya başladık? Bizi biz yapan değerlerden, Yüce Kitabımızdan, Peygamberimizin Sünnetlerinden, bizi biz yapan insanların yolundan değil de Başka bir takım tali yollar arayışına gitmeye başladık. Bunda teknolojinin hayatımıza girmesi, sosyal medyanın bu kadar çok yaygın olmasının da rolü var. Fakat insanlar şunu yapmaya başladılar. Özellikle subliminal mesajlarla bizim e, manevi kodlarımızı DNA'mızı çözdüler adamlar. Ve bugün evin içerisinde, ailenin içerisinde. Annenin ve babanın ulaşamadığı fakat bu insanların çok rahat bir bildirimle ulaştığı bir sanal dünyada yaşıyoruz biz aslında. Doğru mu? Farklı olmadığı aslında yönlendiriliyoruz. Evet. Anne ve baba, anne ve baba kendisine dahil olmak üzere ulaşamadığı bir çocuk yetiştiriyor. Kendi müdahale edemediği bir çocuk yetişiyor, o evin içerisinde büyüyor ve daha sonra o anne ve babasını beğenmeyen, ait olduğu toplumun değerlerinden çok uzak, efendim kendini başka bir takım şeylerle konumlandıran bir nesil meydana getiriyor. Bunlar nelerden neden kaynaklanıyor? Çünkü biz hani bir hadiste diyordu ya onların silahlandığı silahla belki de onların silahlandığı silahtan daha üstün bir silahla silahlanmak. Evet. Bakın eğer bir sosyal medya gerçeği varsa bu cep telefonuna etmeye, hakaret etmeye gerek yok. Bir cep telefonu gerçeği varsa bir televizyon, televizyon bir bilgisayar gerçeği varsa Bunlardan soyut bir hayat, sosyal medyadan soyut bir hayat yaşayabilmek mümkün mü? Değil. Peki bunlardan ayrı bir hayat yaşamıyor yaşayamıyorsak eğer, yaşayamayacaksak da ki ileride daha 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 şiddetlileri gelecek. Ha bizim ne yapmamız lazım? Bizim onlar bu silahla silahlanmışsa bize manevi kodlarımızı, anlattım ya, değerlerimizi, evet. inancımızı ve kültürümüzü gençlerin, toplumun ve insanların anladığı dilden veya anlayacağı dilden bunun içine sokmamız lazım Lokman Bey. Eğer bunun içerisine bir program sokamazsak biz, biz bunun içine bizim kodlarımızı içeren bir takım değerleri bunun içine yerleştiremezsek, kusura bakmayın, hani çağımızın deccali diyorum ben buna tek evet, değil evet, şey? Evet, Bunun evet. içine sokamadığımız andan itibaren biz ne yapacağız? İşte biz bunları konuşmaya devam edeceğiz. Zaten Deccal'ın bir Suru. şeyi de öyleymiş hocam. Evet. Bir anda yayılacakmış. Evet. E şimdi yaydıran etken Yayılıyor. bu yani. Soru nereden gelmişti? Niye dönemiyoruz dediniz ya? Evet. Biz bunlardan uzak yaşamayı ya da kendimize ait olan değerleri sahiplenmeyi birilerinin özellikle telkinleri, birilerinin açıklamaları, birilerinin efendim yönlendirmeleriyle sanki çok ayıp, sanki çok günah, sanki çok abes, sanki çok yanlış bir şey olarak algılaymaya başladık. Bir örnek vermeme müsaade. Buyurun ederim. lütfen. 15 Temmuz darbesi oldu bu ülkede. Kitap fuarlarını geziyorum, konferanslara gidiyorum. Kur'an-ı Kerim'i bile almaktan imtina eden insanlar, Allah razı olsun hepsinden. Bu ülkede gerçekten doğru manada konumlanmış cemaatler, vakıflar, dernekler, insanlar yanlışları elemine edelim. Varken aman onlar bizden uzak olsun. Efendim bu alanda çalışma yapan insanlar varken aman bizden uzak olsun. Niye bunların hepsi darbeci, bunların hepsi kötü, bunlar hep tukaka. İşte biz ne yaptık? Yavaş yavaş Kur'anımızdan, sünnetimizden, bizi biz yapan insanlardan yavaş yavaş ne yapmaya başladık? Uzaklaşmaya başladık. Ben bazen böyle konuşunca beni ilahiyatçı falan zannediyorlar. Ben öğretmen lisesi mezunu bir adam. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Ben bir eğitimci olarak bir tespitte bulunmak için söylüyorum. Ey kıymetli sevgili dinleyiciler, lütfen bakın yüce kitabımız tüm tazeliğiyle ilk günkü gibi orada duruyor. Evet. Lütfen evinizin en güzel yerlerinde değil ama lütfen kalbinizin en nadide köşesinde ve lütfen kendi hayatınızı ona uydurmak için değil, onun hayatını kendinize uydurmak için ve lütfen Hazreti Peygamber'in yaşayışınızı kendi yaşayışınıza örnek olması için. Bir örnek vereyim mi? Hazreti Peygamber hani bizi çok ilgili aile olmayı özendiren, Hazreti Peygamber'in seni ilk günkü gibi seviyorum... Ya Bize Ayşe, e, biliyorsunuz o evet. mevzuyu. Şimdi seni ilk günkü gibi görüyorum diye bir anlayış yok. Mesela hiçbir peygamber, Kur'an-ı Kerim'de adı bahsedilen 28, 128 bin peygamber, hiçbir tanesi, hiçbir yerde yazmıyor ki eşine şiddet uygulamamış. Çocuğuna şiddet uygulamamış. Ses tonunu yükselterek, hakaret ederek konuşmamış. Hiçbir şekilde eşini dışlamamış, ötelememiş. Var mı bir tane örneği? Yok. Peki, onlar yapmamış... Sen niye yapıyorsun diye sorunca ne diyorlar biliyor musun? O peygamber. Peki o peygamberse, o peygamberin dediklerini hayata uygulamak, efendim hayatına tatbik etmek görevi senin görevin değil mi? Benim Ve görevim. Allah ama o peygamber. Elafa evet. e geldiği zaman peygamber. E işine geldiği zaman fetva arıyorsun ama peygamberden. Kadını öldürmek için fetva arıyorsun ya. Cinayet işlemek için fetva arıyorsun ya. Birisini öldürüyorsun işte son zamanlarda ölenler var. Allah mekanlarını cennet etsin. Ne hakla peki fetva verirsin? Evet. Giyinişi nasıl, nasıldı? Kuşa mı nasıl? Ya sana ne? Evet. Efendim hangi dinden de hangi mes... Ya sana ne? Veya neredendi? Böyle bir dünya mı var? Evet. Biz peygamber lafa geldi mi peygamber ama kendi yaptığımız yanlış eyleme peygamberden fetva ya da dinden fetva bularak aslında inancımızda ve değerlerimizde olmayan bir takım kavramları kendimize fetva. Ya böyle bir şey yok. Aslında Zekeri hocam e, son olarak şunu söyleyeyim. Buyurun. Bizi biz yapan şeylerden utanmasınlar. Desin ki, desin ki ben buna inanıyorum ya. Ben yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, benim Hazreti Peygamberim, benim alimlerim, benim vakıflarım, derneklerimdeki harika insanlar bu güzel yolları çizmişler. Adını ne, kendileri için kutsal olan neyse ya. Niye utanıyoruz bundan? Utanmaya başladık ya ben Müslümanım demeye, ben inanıyorum demeye, ya ben bunu yapacağım, çocuğumu buraya gönderiyorum demeye, çocuğum şuraya gidiyor demeye, çocuğum imam hatipli demeye veya çocuğum şu demeye, utanmaya başladık biz ya. Ben bunun <laughs> şeyi, savunucusu falan da değilim ha. Hayır. Benim kitabım, yüce kitabım Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamberimizin uygulaması. Ve onu yaşayan bir peygamber Niçin var. Niçin? İzim, ateizm, X, Y, Z tartışmaları çıkartıyorlar. Çünkü niye? Sorgulattırıyor sana. E peki sen bu kodlarından seni sen yapan, senet ta tarihini ortaya koyan, senin kültürünü, yedi ceddini ortaya koyan bu kültüründen koparsan, bu değerlerinden ayrılırsan, bunları tukaka sayarsan, bunlardan utanırsan hangi manevi kodlarına, hangi toplumsal değerlere geri döneceksin? Evet. Buna utanmayacağız ve bu değerlerle yolumuza devam edeceğiz. Ve bizi, ben biraz bundan bir şekilde, kopuşa bağlıyorum. E, çok güzel, gerçekten önemli bir e, tespit e, ve bu değerlerimizden de uzaklaşmamız için gerçekten birileri var gücüyle e, şu teknoloji e, gerçekten e, aletleri iyi kullanıyor, televizyonu iyi kullanıyor. E, kendisi yapmak yapmıyor ama iyi bir şekilde yönlendirerek yaptırıyor. Dolayısıyla biz de çok ciddi manada taklit ederek hayatımıza efendim işte onları dahil ederek bir bakmışız. Efendim işte Kur'an'dan, sünnetten, Resulullah'tan uzaklaşmaya başlıyoruz Bir bakıyorsunuz ki Efendim işte Kur'an var tamam biz ona yapacağız ama Ya Resulullah'a ne gerek var Diyerek böyle bu anlayışa doğru da bizleri götürmeye başladılar ee, Yine cümleniz arasında bir cümle çekeceğim Kıymetli Hocam ee, Aslında şuraya geldik sanıyorum Çocuklarla anne baba aralarında bir duvar var Yani örülmüş duvarlar var Hapishane Anne var. baba da bunun farkında değil. Hapishane var hapishane. Ya da, ya da sizin ifade ettiğiniz gibi istemediği bir çocuğu yetiştiriyor. Yani istemediği bir tarzı uygulatıyor. İstemediği bir e, eğilim içerisinde bir davranışla, efendim bir yaşantıyla çocuğu büyütüyor. Bu duvarlar nasıl kırmamız lazım? Ne güzel bir yani soru. Ya. ebeveynle güzel. çocuklar arasında şimdi duvarı güzel, kıralım da ama nasıl? Çok güzel dinliyorsunuz. Çok da güzel soru soruyorsunuz. Eyvallah. Ben onu söyleyeyim. Çok güzel bir soru. Şimdi hocam sizi yakalamışken Hazreti çünkü her zaman sizi bulamıyorum. Olmayın, Allah razı olsun. Hazreti, Gönlüm arzu ediyor ki ben susayım siz konuşun. Yok esafla. Hazreti Peygamberimizin bir hadisi var. Ne diyor? 5 e, Aralık neydi? Dünya Kadınlar Günüydü değil mi? Evet. 5 evet. Aralık Dünya Günler Günlere Münlere çok takılmam ama <laughs> en azından arada hatırlıyoruz falan. 5 Aralık Dünya Kadınlar Günüydü. Hazreti Peygamber'in bir hadis şerif var. Ne diyor? Cennet annelerin annelerin ayaklar altında. Efendim? Ayakları altında. Kimin ayakları altında efendim? Anneleri. Ha, a, efendim? Özellikle söylettiriyorum. Anneleri. Kadınların ayakları altında demiyor bak Anneleri. Şimdi buradan yola çıkarak bir şey söyleyelim. Cennet. O zaman herkes, her bayan anne değil. Şimdi hayır bak orada anne olmayı özendiren. Değil mi? Anneliği teşvik eden. Kadınları ötelemek, düştüremek yani. maksadıyla demiyorum. Yanlış anlaşılmaz. Evet. Şu maksatla söylüyorum. Anneliği dediniz ya, soru sordunuz ya. Hı hı. Anne olmak çok özel bizim inancımızda cennetin bile ayaklarının altına serildiği bir kavram annelik kavramı. Şimdi siz anne olmayı öteleyip efendim sosyal hayatın içerisinde bulunmayı daha fazla yeğler. Çocuklarınızla zaman geçirmek yerine efendim başkalarıyla zaman geçirmeyi önceller. Evin içerisinde çocuğun terbiyesiyle, çocuğun gelişimiyle, çocuğun sosyopsikolojik durumuyla, çocuğun ruhi aile çünkü bizde bu işleri anne yapar. Çocuk terbiyeyi anneden alır. Kişilik ve karakter babayla şekillenir ama çocuk kişi e, ilk terbiyesini anneden alır ve anne büyütür. Anne müessesesi inanılmaz bir müessesesidir bizim inancımız. Yani annenin fakat, yerine aslında bir figürü koysanız bakıcıdır, efendim işte öğretmendir. Tam, tam oraya geliyordum. Değil mi hocam? Fakat derken. Evet. Aynen fakat. Günümüzde en iyi bakıcılar kim şu an? Bu. Evet. En iyi bakıcı. Ne yapıyoruz? en iyi bakıcımızı a canım mama alırken işte emzik emerken ya da anne bir işi ay canım aç bakayım istediğim program Sende niye açıyor çocuk çocuk iyi açıyor ya anneden babadan niye açıyor çocuğa daha kendine gelir gelmez şunu veriyoruz değil mi ne yapıyor çocuk bununla büyümeye başlıyor hatta sabahtan akşama kadar İstanbul'u dolaşsın gelsin akşamleyin çocuk oradaki programları Hala takip orada. Aynen televizyonun karşısına geçiriyoruz ne yapıyoruz geç bakayım televizyonun karşısına işte dizileri izle, onu izle, işte çizgi filmleri izle, izliyor. Dijital aletlerdeki bir metalik duyguyla çocuğumuzu ne yapıyoruz? Oradaki insanların yetiştirmesine müsaade ediyoruz. Peki Avrupa ne yapıyor? Biliyor musunuz Fransa'da yasak bu. Çocuklara özellikle bunu izletmek, çizgi film izletmek yasak. Çünkü niye? Hem algı bozukluğu yapıyormuş hem de konuşma güçlüğü oluşturuyormuş. Peki niçin biz? Ben soruyorum anne babalara. Bana kıza da bilirler. Hiç sıkıntı yok. Bana ben bir eğitimciyim, ben bir öğretmenim ayrıca. Peki niye siz anne baba olma rolünüzü dijital aletlere, cep telefonuna ya da bakıcılara, ya da kreşlere, ya da X yere Y yere niye devrettiniz? Anne baba olma rolü bu kadar mı utanç veriyor bize? Ben bilmiyorum. Son ya zamanlarda da... çocuk sahibi olmak, evet. çocuğa bakmak. Ya niye anneliği özendirmiyoruz? Annelikten daha kutsal, anne, annelikten daha değerli ne var ya toplumda? Hocam sanıyorum şöyle bir şey de var. Ben açıkçası bu konuda çok mustaribim. Evet. Ee, evet annelerimiz iş hayatında bulunsunlar. Evet annelerimiz çalışsınlar. Ben sonuna kadar taraftarım. Fakat anne olmak, çocuğun terbiyesiyle iştigal etmek veya o alanda bulunmak bence dünya üzerinde yapılabilecek en kutsal meslek. Yani o Biraz meslek. Biraz bunu öteledik. Bence bunu birazdan konuşacağız. Böyle birazdan bir kısa bir araya gireceğiz Kıymet hocam. Sanıyorum sosyal hayata karşı annelerimizin bir e, özenme duygusu artmaya başladı. Dışarıda olmak, dışarıda çalışmak. Ben de varım. Kendimi ifade edeyim. Kendimi göstereyim. Dış dünyaya karşı olan ilgi ve alakası sanıyorum evdeki çocuğu unutturuyor ya evet. da Efendim işte ilgi ve alakasını başkalarına bıraktırıyor. Yani o annelik vazifesini işte dijital anneciliğe, efendim bakıcıya ya da işte efendim e ...kreşledeki... E kişilere bırakıyor. Herhalde annenin böyle bir e özenme duygusu artmaya başladı, şimdi, değil mi? Şimdi şunu ifade etmeme müsaade edin. Biz nasıl yetiştik? Ben 47 yaşındayım. Ee, biz nasıl yetiştik? Biz şöyle yetiştik. Şöyle bir kültürden geldik biz. Kim koymuşsa bunu, nasıl bir kültürse bu ne dinde ne inançta ne törede olan çocuğun anne babayla aynı sofraya sofraya oturmadı. Aynı sofraya oturmayı bırak babanın çocuğunu sevmesinin neredeyse abes ve yanlış karşılandı. Sevdiği zaman aman denildiği efendim bir takım e, haklardan ve özgürlüklerden mahrum tutularak aynı ortam içerisinde büyütüldü bir nesil nasıl çocuk yetiştirdi? Şöyle çocuk yetiştirdi. Hocam burada bırakalım ben, mı? Evet, Bence burada bırakalım evet. kısa bir araya gidelim tamam. nasıl bir, yetiş, yetiştir, nasıl bir yetiştirmişiz yetiştirdi. gerçekten çok önemli bir nokta yani biz böyle bir kültürden geldik ama bu kültür töremizde yoktu nasıl bir dinimizde bir yoktu adetlerimizde anlatalım. yoktu ama maalesef sonra ne olduğunu anlatalım anlatalım evet, bence tamam. sevgili izleyenler kısa bir ara diyeceğiz ama lütfen ayrı vaktinden ayrılmayın Zekeriya hocam hakikaten çok önemli ifadelerde bulunuyor biz buradayız efendim Efendim bir kez daha ile vaktiyle birlikteyiz. Ee, anlatımıyla, duruşuyla, hitabetiyle, gönülleri okşayan kıymeti dostum eğitimci yazar Zekeriya Efiloğlu ile birlikteyiz. Efendim kaldığımız yerden tabi devam edeceğiz. kıymetli hocam kendine bir iyilik yaptan başladık. İyilik yapmaya devam edeceğiz <laughs> inşallah. Ee, Allah'ın izniyle ee, her harika gülüş derin bir acının mirasıdır. Ee, gerçekten çok güzel ayrılıklar diyor aşkı bekadan gelen namelerin e, acıları nameleridir diyor o da ayrı bir cümle şimdi hemen hatırlattı bana o cümleyi e, kıymeti hocam e, törelerimiz adetlerimizde dinimizde inancımızda olmayan bir şeyi bize empoze ettirdiler çocuklarımıza biz bizi olamadık ve e, farklı bir anlayışla çocuklarımızı sevdik ya da sevemedik ve biz büyüdük evet. şimdi biz yetiştiriyoruz Şimdi biz nasıl ee, Nerede problem var? Onu söyleyeyim. Aynen oradan biraz daha e, çeşitlendirme yapmama müsaade edin. Lütfen. Bir gün sahabelerden bir tanesi Peygamber Efendimizin torunlarıyla muhabbetini görünce ben bir kez bile çocuklarımı kucağıma almadım deyince Peygamber Efendimiz orada çocukların cennet kokusu olduğu ile alakalı sen cennet kokusu duymak istemiyor musun? gibi bir cümle kullanmış. Şimdi evlat, çocuk bir cennet kokusudur. Bizim ne töremizde, ne inancımızda, ne geleneklerimizde çocukla aynı sofraya oturmamak ne demek ya? Çocuğu kucağına alıp ayıp olur diye sevmemek ne demek ya? Böyle bir kültürle yetiştik. Sonra geldik günümüze. Biz ne yaptık? Ya bizi bir kere bile sevmediler. Bir kere bile değer vermediler. Bir kere bile bize öncellemediler. Biz ne yaptık? Aman ben yaşamadım çocuklar yaşasın. Aman ben görmedim çocuklar görsün. Aman ben yapmadım çocuklar yapsın. Onlar ne yaptı? Ha, bu zihni... Hele bir de bir de, bu, de hocam kişisel gelişim furyasının ayuka çıktığı bir noktada o çocuklar da böyle bir döneme denk geldiler. Evet. Ne oldu? Böyle yetiştirilen çocuklarda hiçbir şeyin kadri kıymetini bilmemeye başladılar. Bir kere gençlere hata bulmaya gerek yok. Ben hep söylüyorum. Niye gençlere hata bul? Gençler şöyle böyle. Milattan önce bilmem kaç yılında çıkan tabletlerde de gençlik bozulduğu korkarım ki bundan sonra daha kötü olacak diyor. Evet. Bir kere bunu bırak. Lütfen. Ailelere ben hep şunu söyleyeyim. Ne, ne olur anne baba olma rolünüzü başkalarına vermeyin ya. Başkalarına kullandırtmayın. O çocukların anneye ve babaya ihtiyacı var. Anneye ve babaya ihtiyacı olduğu bir devirde biz çocuklara aman gençtir yapar ya. Ne demek ya? Aman gençtir yapar diye bir cümleyi atasözü mü bu? Ne demek aman <laughs> gençtir yapar? Aman gençtir yapar. Lütfen ne var bunun içinde Lokman Bey? Yapsın her türlü ahlaksızlığı, her türlü yanlışı. Böyle bir şey yok. Aman gençler yapmasın. Gömleğe yanlış iliklemesin. Aman hataya düşerek, hatalar üstüne hata yaparak, hatalı yoldan gitmesin. İbn Haldun'un dediği gibi önce doğruyu bilmek lazım. Doğruyu bilirseniz Efendim yanlışı çok rahat bulabilirsiniz ama önce yanlışı bilirseniz doğruya ulaşmanız zor olur. Niye önce yanlışlarla çocukları besleyeceğiz? Gençtir yapar anlayışıyla, aman bırak anlayışıyla, evlenince ev olsun, askere gider askere gidince adam olsun mantığıyla, kendi rolümüzü öteleyen, anne baba olmayı dışlayan, tabiri caizse yeri geldiği zaman bundan yüksünen, utanan ve bir aile olduk biz. E sonra ne oldu? Sonra bize bir nazar oldu, cumamız pazar oldu. Ee, bize her ne olduysa azar azar, azar oldu. oldu. Sonra çocuklar, aramızda duvarlar konuldu. Sonra çocuklar duvarı bırak hapishaneler inşa etmeye evet. başladı. Bakın 10 dakikadan 15 dakikadan fazla çocuğunuzla aynı ortamda kalamıyorsunuz. Hemen gidiyor sosyal medyasında kendine mutluluk veren arkadaşlarla beraber oluyor. Neden? Çünkü anne baba hemen yargılamaya başlıyor çocuğu. Zaten arkadaşlar böyle, zaten komşunun çocuğu böyle, zaten senin bilmem neyin böyle yargılama cümle, niye kullanıyorsunuz yargılama cümlelerini? Sen dilinin niye kullanıyorsunuz çocuğu öteleyen, dışlayan? Ben dili konuşun evin içerisinde. Yani çocukla iletişim, eğer oraya gireceksem orayı da biraz açmak isterim. Ama niye böyle olduktan geldik ya? Biz yanlış çocuk yetiştirdiğimiz için çocuklarımız ve gençlerimiz ve toplum bu halde. Öyle yanlış şeyler yapmaya başladık ki, sonra da döndük yaptığımız yanlışlar doğruymuş gibi. E o öyle yapıyor. O biz de böyle yapalım. E, bu böyle yapıyor. Hayır. Hepsi yanlış. Evet. Doğru çocuk nasıl yetiştirilir? Belki onu kocam oraya konuşacağız da şöyle ben o zaman iki tane tespit yaptım. Ee, bir kaynaklarımızdan uzaklaştırıldık. Evet. Ya da uzaklaştık. Yani Bizim yaşadığımız, duyduğumuz, ikisi. gördüğümüz şeyler ben dolayı uzaklaş uzaklaştı... galip geldi. Galip geldi. Uzaklaştık. Niyetinde uzaklaştı. İkincisi biz çocuklarımızla ben dilini kullanamadığımız, biz dilini kullanamadığımız için çocuklarımızı yargılama alanında, hapishane ortamında yetiştirmeye başladık. Aramızdaki duvarlar herhalde bundan dolayı örüldü. %100. Peki ne yapacağız hocam? Şunu yapacağız. Bu Bakın. duvarları nasıl kırmamız gerekiyor? Net bir şey söyleyeyim ki bunu Türkiye'de ilk Lütfen. ben söylüyorum. Ee, konferanslarımı çok sık anlattığım için biz çocuklarımızın duygularını nasıl kullanması gerektiğini öğretemedik. Hadi bakalım. Bu yeni bir kavram. Evet. Benim sık sık konferanslarda dile getirdiğim, kitaplarımda anlatmaya çalıştığım yeni bir kavram. Neden duygu? Bakın zamanımızdaki gence dokunmak istiyorsanız iki şeyi yapacaksınız. Bir, ya ağlatacaksınız, iki ya güldüreceksiniz. Şu anda güldürenler iyi başarılı oluyor. Evet. Ya da ağlatacaksınız. O duyu İki duygudan da uzaklaşmaya başlıyoruz. Çünkü bakın topluma zombi gibi bir toplum olduk şu an. Evet. Ne gülüyoruz ne ağlıyoruz duygular duygularımızda bir sıkıntı var. Duygu nasıl öğretilir ya hocam? Tuhaf değil mi? Duygu öğretilir mi ya duygu? Hissedilir değil mi? Ben size nasıl öğretilir hemen kısa bir anlatayım mı? Merak i̇ş ediyoruz. yerinden, iş yerinden eşinize telefon açtınız. Aşkım, hayatım, sevgilim, nar çiçeğim, bir tanem, börtü böceğim, ömrümün tek sahibi aşkım. Telefon açtınız. Bizdeki telefonlar kaç saniye sürüyor Lokman Bey? 15 saniye. Ekmek alayım mı? Markete uğrayacağım bir şey lazım mı? Değil mi? Evet. Bakın 20 saniye ama evlenmeden önce nasıldı? Kontürler yetmiyordu, dakikalar yetmiyordu, evet. hatlar bitiyordu. Köşem ucak kaçmalar. Hatlar alınıyordu. 5 dakika ayrıldıktan sonra arkaya dönüp gidiliyordu. Tekrar konuş. Evlendikten sonra sahip olduktan sonra bu 20 saniyeye düştü değil mi? Telefonla. Evet. Açsanız iş yerinden telefon. Aşkım canım nar sevdiğim tek yer ömrüm dedin. Karşı taraftaki telefonu kapattı iki şey düşünecek. Bir, ya beni aldattı, hatasını telafi etmek için arıyor. İki, bizim herifin kafasına bir şey düştü. Eyvah herif de gitti. Eve gitse, zile bassa. Kapıyı kim açıyor? Çocuklar açıyor. Niye çocuk açıyor kapıyı? Niye eş açmıyor? Oğlum git kapıyı aç. Hayır. Çocuğa açtırmayın kapıyı, siz açın. Bir de eve anahtarla girmeyin. Neyle girin? Zile basın. Lütfen Açsınlar öyle girin. Hatta 5-10 dakika öncesine ben geliyorum diye de ifade etmek lazım ya da bir mesaj Konuştuk atmak ya, lazım. Konuştuk ya aşk dolu cümleler evet, söyledik evet. ya birbirimize 5 dakika 10 Sünnet biliyor musunuz hocam bu tabii işin, haberle haberli gitmek sünnet yani. Tabii işin, Peygamberin yaptığı bir şey. İşin stresinden bunaldım senin limanına sığındım mesajı. Evdeki çocuk da diyor ki ya benim babamla anneme bak ya. Babam iş yerinde daha yeni gitmişler. Lan ne güzel şeyler söylüyorlar birbirlerine. Kapıyı çaldı. Çocuk görüyor. Annem kapıyı açmak istiyor. Bana açtırmıyor. Açtı kapıyı. içeri girdi. Adamla kadın sarıldılar. Omzundan şöyle masum bir öpücük aldı. Adam koklaştılar kapıda. Çocuk gördü. Annem babam ana içeriye giriyor. Sarılıyorlar birbirine. Yalancıktan adam içeriye yöneldi. Mutfağa. Mutfağa yöneldi. Allah Allah. Yani mutfağa yönelir mi baba? Dedi ki aşkım beni mutlu etmek için eminim bir şeyler yaptın dedi. İçeriye yöneldi. Çünkü kadınlar ilgiye aşıktır. Kadınların aşık olduğu tek şey ilgidir. Çünkü kadın onu duymak ister. İçeride bir şey yaptıracağından değil ama onu duymak istiyor. Hayatım benim için ne yaptın senin için ne yapabilirim? İçeriye yöneldi çocuk da gördü. Benim babam ne kadar yorgun olursa olsun ne kadar iş yükü stresi olursa olsun eve geldiğinde senin için ne yapabilirim aşkım? Benim için ne yaptın cümlesini kurar. İçeriye girdi yalancıktan iki dakika sonra kadın onu içeri gönderecek çünkü. Ama onu duymak istiyor. Neyi? İlgi. İçeriye gönder hayatım sen geçele ben yaparım. İçeriye gönderdi. Bizimki her zamanki oturduğu yere kuruldu. Eline kumandayı aldı, televizyon izliyor. Kadın da yalancıktan içeriye girdi. Bir şey söyleyecek ya yalancıktan el belde fark etmez. Eşi konuşmaya başlayınca bir dakika dedi adam. Ay, çünkü çünkü eş konuşursa dünya sessize alınır ya. Televizyonu kapattı. Doğruldu ve yönünü eşine döndü. Ben başka bir şey anlatıyorum değil mi? Eşine döndü ve konuşmaya başladı. Yalancıktan ha Kadın yalancıktan bir şey sordu. Adam daha cevap veriyor. Hiç sesini yükseltmiyor. Lan bunun için mi yanıma geldin demiyor. Duygularını geçiştirmiyor. Heyli hığlı cümleler kurmuyor. Kat iyi kesin duygularını ötelemiyor. Dinliyor. Konuştular. Çocuk da gördü. Benim babamın en çok sevdiği televizyon programı maç bile olsa annem konuştuğu zaman dünyayı sessize alır. Çocuk bunu gördü. Sonra evin içerisinde şunu gördü çocuk. Annem babam eve geleceği zaman deli divane oluyor. En güzel elbiseleri giyiniyor. Evin içinde bir mumlar, bir çiçekler, bir böcekler, bir bahar havası. Evin içinde benim annem babam geleceği zaman bir bambaşka insana dönüyor dedi. Baba da eve gelirken her gün olmasa bile haftada bir, 15 günde bir çiçekle geldi. En güzel günleri unutmadı. Arada onların çok sevdiği şeyleri yaptı ve oturdular evde birlikte konuştular. Televizyonlar kapalı, cep telefonları bir kutu var, kutuya konuldu. Cep telefonları sessize alındı. Çünkü o evde aile var. Çocuk var, anne var, baba var ve konuşuyorlar. Birbirlerine sevgiyle, muhabbetle, bir şeyler anlatıyor. Yarım saat, fazla değil. Kaliteli zaman. Yarım saat konuştular. Hocam bir virgül. Çok özür. Hiç virgül koyma. Ya er reklam ekranı Yok, yoksa. Yok, hayır, hayır. <laughs> Anlatayım bunu. <laughs> konuştular orada. O muhabbet kasırgası, çocuk şaşkın anneye bakıyor bu ve çocuk annesinin ve babasının adını çok sonra öğrendi. Çünkü neden? Anne eşine seslenirken annesi eşine seslenirken bey diye hitap etti. Baba da eşine seslenirken hanım dedi. İsimlerini hiç söylemediler. Evet. Hayvan isimleriyle konuşmadılar. Bitki çiçek isimleriyle konuştular. Yok soruyorum size. uzatmayım. Böyle bir ailede yetişen bir çocuk eşine şiddet uygular mı ya? Eşini öteler mi? Kız veya erkek demiyorum ha. Kadın veya aile diyorum. Anne baba demiyorum. Aile. Evet. Biz çocuklarımızın duygularını nasıl kullanması gerektiğini bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de devam edeyim mi bir şey soracak mısınız? Ben şöyle ben önemli e, bir ayet söyleyeceğim. Önemli, hakikaten önemli. önemli. E, geldiniz, efendim hala o güzel duygular devam ediyor. E, Tabi yemek yapılmamış. Yani sizin ona iltifat ettiğinizi anlayacaktır. Efendim işte televizyonu kıstığınızı, dünyayı sessiz aldığınızı, efendim anlayacaktır. E, bir soru sormak istiyorum. Bu ne zamana kadar devam eder? O ne zaman içselleştirir? Zekeriya Bey gerçekten ben konuşunca televizyonu içten kapatıyor. Bana yalancıktan yapmıyor. Bu ne zamana kadar işselleşir... İkincisi şimdi sevgili izleyenlerimiz, hanım kardeşlerim diyecekler. "Yahu Zekeriya hoca ya. Herhalde sen sahabe hayatından bahsediyorsun. Sahabe Hazret'te de böyle olmamış olabilir. Fakat bizim heriften böyle bir şey olmaz." diyorlar. O zaman hanıma ne düşer? Bu iki soruyu <laughs> sormak istiyorum. Şimdi bu sorunuzu şunu anlattıktan sonra cevaplayayım. Lütfen. Ki. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de eee zihar denilen bir olay var. Mücadele 2-3-4 Ahzab suresinin 4. ayetinde geçen bir hadise var. Bu çok önemli bir konu. Bunu anlatmam lazım. Evet. Şimdi zıhar hadisesi niye gelmiş? Hazreti Havle'nin eşi kendisini haksız bir şeydi zıhar yaptı. Zıhar nedir? Annenin sırtını eşe benzetme olayı. Evet. Ve cahiliye Araplarında neydi bu? Boşanma sebebiydi değil mi? Anneyi sırt benzetme. <laughs> Hazreti Havle peygamberimize geliyor ama peygamberimiz o zamana kadar bununla ilgili ayet inmemiş. Yüce Allah Hazreti Havle'nin çığlığını duyuyor ve ayet geliyor. Mücadele 2 3 4, Asap 4. Ne diyor orada ayette? Allah bir adamın kalbinde iki tane kalp yaratmamıştır. Annelerinizi eşlerinizin yerine koymamıştır. Evlatlıklarınızı evlatlarınızın yerine koymamıştır. Bu sizin ağzınızın laflarıdır diye devam ediyor. Bu ayet niye gelmiş Lokman Bey? İnsanlar bunu böyle okumasın. Lütfen şöyle okusun. Her yerde anlatıyorum. Cahiliye Araplarında ya da daha sonraki süreçte Ergenlik çağına erdikten sonra bir çocuk evlenebiliyor muydu? Evet. Evleniyordu. Şu an 18 mi? 18. Medeni hukukta. Burada. 18. Bana sorsan 25'ten önce evlendirmem de. Evet. Peki siz annenin sırtını eşin sırtına benzetmeme duygusunu, sevgiyi, aşkı çocuğunuza annenin sırtını eşin sırtına benzetmemeyi ne zaman öğretmeyi düşünüyorsunuz? İşte 9 yaşında başlayacaksınız. Evet. 9 yaşından 19 yaşına kadar o duyguyu dedim ya duygu eksikliği var siz karşı cinse duyulan duyguyu, dünyaya duyulan duyguyu, anne babaya duyulan duyguyu, arkadaşa duyulan duyguyu, hayata, eşyaya, nesnelere, dijital dünyaya duyulan duyguyu çocuklara anne baba öğretmediği için ve çocuklar bu duygudan aşk, sevgi, şefkat, merhamet, aidiyet, saygı, güven, fedakarlık gibi duyguları bilmediği için ne oluyor? Evet, sevgisiz bir aile. Toplum. Yani ne çocuğun Hemen oraya geleceğim. Çocuğun o zaman maddi ergenliğe girmeden Tabii. duygusal ergenliğe girdiği andan itibaren onu yaşatmak Nasıl lazım. Nasıl öğretilecekti? Az evvel anlattım ya. Evet. Anne baba rol model olacak. Yani çocuktur, yani anlamaz. Efendim işte bebektir, görmez. Değil. Tam tersi. O bana bana boş binlerce mesaj geliyor. Lokman evet. Bey. Eşim hiç bunu yapmıyor. o Bir kere bile söylese bir ay idare eder. Ya bir kere sarılsa bir yıl idare. Ne oluyor ya? Evet. Sizi Sevgili seyirciler, lütfen şunu söyleyeyim: Sizi kayıtsız ve şartsız seven tek insanlar topluluğu o çatının altında. Sizi eşinizden, çoluğunuzdan ve çocuğunuzdan daha iyi sevebilecek bir insan topluluğu yok. Mutluluğu niye başka baharlarda, üçüncü şahıslarda arıyorsunuz ya? Ne, nedir bu aldatma? Evet. Nedir bu? Ya bakın çok net söyleyeyim, yani piyasanın onda yüzde doksanı bunla sıkıntılı. Mesajları okutayım size. Size gelenleri size danışmanlık evet, yapıyorsunuz. Evet. Niye ne oldu ya? Aile olma değerlerimizi kaybettiğimiz andan itibaren biz her geçen gün toplumsal olarak bozulmaya doğru gidiyoruz. Doğru evet. sormuştunuz. Bizim herifin başına ama bir şey düştü. Ne oldu düştüm. buna? Bize bir şeyler galiba. ifade ediyor. Evet. E, ya galiba yapmacık yalancıktan yapıyor. Bu ne zaman içselleşir? Ne zamana kadar içselleşecek? İçselleşecek. Yani evet ya gerçekten bu adam beni seviyor. Gerçekten bu adam bana önem veriyor. Ondan dolayı dünyayı sessiz almış. Şimdi, Şimdi bu ne zaman gerçekleşir? Bütün dizilerde, kitaplarda, filmlerde hep bir şey var. Aşk biter. Aşkınız 3 yılda biter, altı ayda biter, İşte evlilik aşkı öldürüyor, evlilik iki kişilik... Para yalnızlığı. bitince biter. İşte bilmem ne olunca mantık evliliği mi, bilmem ne evliliği mi gibi sürekli bizim evliliğimizi bitirmeye niyetli bir kitle var. Aynen öyle. Şimdi amaçları ne? Aslında ailemizi bozmak. Aile değerlerimizi yıkmak, bizi birbirimizden uzaklaştırmak. Peki... Bununla nasıl geliyorlar? Böyle e, yavaş yavaş geliyorlar sevgi ve aşk gibi aşk biter. E, ne yaptım? Ne yapacağım ben o zaman? Bana mesaj geldi. E, ben başkalarında aşk arayacağım o zaman. Öyle mi? Aşk. Efendim sevgi bitti. Hayır, bitmiyor. Nasıl içselleştireceğiz? Bakın, siz aşktan daha güçlü duygular. Az evvel benim söylediğim saygıyı, güveni, şefkati, aidiyeti, merhameti kendi aile değerleri içerisinde uygulamaya başlarsınız. Evet ben ne demiştim kimyasal olarak vücutta bazı hormonlar harekete geçiriyor. Onun ömrü 6 ayla buçuk yıl evet. 6 ay bir buçuk yok. Avuç içlerin terlemesi, karından kelebekler uçuşması, göz bebeklerinin büyümesi, vücudun kitlenmesi, günün yüzde seksenini onu düşünme falan. Tamam bunlar evet eyvallah. Ama bunun bir süresi var. Bunun süresi 6 ay. Arada ne yapın bunu hatırlatın sarılın tekrar bunlar harekete geçecek. Siz bunu e, güvene saygıya, şefkat merhamete, aidiyete. Eğer şunu bilmemiş olsaydık bunları da anlayamazdık aslında. Hazreti Ali ile Hazreti Peygamber arasında geçen bir hadise var onu da anlatayım mı? Hazreti Ali ile Hazreti Peygamber arasında ona onunla bağlantı yapayım. Bir gün Hazreti Ali ile Peygamber arasında şöyle bir hadise cereyan etmiş. Peygamber Efendimiz sormuş ya Ali Allah'ı seviyor musun? Evet ya Resulallah demiş. Beni seviyor musun? Evet ya Resulallah demiş. Fatıma'yı seviyor musun? Evet ya Resulallah demiş. Hasan ile Hüseyin'i seviyor. Evet ya Resulallah, seviyorum. Peki demiş o kadar sevgiyi o küçücük kalbine nasıl sığdırdın? Soruyor. Eve gitmiş. Fatıma üzgün olduğunu görünce demiş ne oldu? Peygamber böyle sordu. E deseydin ya demiş Allah'ı ruhumla ve aklımla. Seni kalbimle ve yüreğimle, beni nefsimle ve şehvetimle, çocuklarımızı şefkat ve merhametimle seviyorum deseydin ya demiş. Hazreti Ali peygamberimize gidiyor bunu söylüyor. Peygamberimiz bundan nübüvvet kokuları alıyorum diyor. Ruh sadece Allah'ı sever. Lokman Bey Diyor ya ruhumla ve aklımla. Bak orada sevmenin kodlarını veriyor. Kur'an-ı Kerim'de 6 yerde geçiyor ruh. Dört yerde ruhumdan üfledim insanı yarattım. Bir yerde ruhul kudüs bir, yer, bir yerde de sana ruhtan sorarlar diye geçiyor. Ruh ruhumdan üfledim insanı yarattım. Ruh sadece Allah'ı sever. Kalp eşini sever. Bak ne diyor da? Peygamberimizi kutsal olan şeyleri nefsimle şehvetimle Rum suresi 21. ayet size kendi nefsinizden eşler yaratan diye başlıyor ayet. Şefkat ve merhametimle çocuklarımı seviyorum. Bakın Aşk denilen duygu o vücuttaki bir takım kimyasal ve hormonal değişiklikleri eğer siz saygıya, sevgiye, güvene, aidiyete, fedakarlığa, şefkate ve merhamete dönüştürmezseniz aşkınızın bittiğini zannederek başka aşk arayışlarına gidersiniz ki zaten televizyonlar, filmler, kitaplar, gazeteler, x'ler, y'ler bunu istiyor. Evet yüzde %10.7 artmış boşanma oranları 128.000'den 143.000'e çıkmış. Evliliğin ilk 5 yılında daha fazlalaşmış. Evet biter. Ama eğer siz aşkı evlenince başlayan bir duygu, tanıdıkça şekillenen bir duygu, şekillendikçe boy veren bir duygu, efendim sıkıntılar, belalar, problemler, her türlü şeye birlikte katlanma katlanılan bir duygu, birlikte sulayıp sularsanız değil mi hocam? iki cihanda iki, o iki insanın birbirini mutlu edecek bir duygu olarak anlatır, tarif eder, söyler ve evet ya, aşk denilen o hormona geçmiş olabilir ama bak burada saygı var. Çocuklarımın annesi benim eşim şefkat merhamet var hastalandığı canı sıkkın morali bozuk aidiyet var bağlanmak aidiyet benim ailem bu duyguları devreye sokmazsanız evet, evet biter ama ne zamana kadar sürer dediniz ya bu anlattıklarım olursa iki cihanda da sürer çok güzel ama anlattıklarım olmasa... problem şurada anlattıklarım olmasa... yemek yapmak bile ıstıraplı bir hale gelir yemekler nasıl yapılır biliyor musun seni gördüğüm güne lanet olsun Allah senin cezanı versin siz sadece o yediğiniz lokmanın midenize gittiğini mi düşünüyorsunuz ya? Annelerimiz nasıl yapardı? İhlaslar okurdu, dualar okurdu değil mi? Son zamanlardaki okurdu. o beslenme programları değil mi? Çıktı. Evet, Niye evet, çıktı? Evet. Bundan dolayı çıktı. Ya O dua okunan suyun şeyini biliyorsunuz Japonların yaptığı evet, deneyi. Evet. Güzel şeyler okunarak yenilen yemeğin vücutta sadece mideye gittiğini değil... ...kalbinize ruhunuzu ve yüreğinizi beslediğini düşünürseniz... O ne olur? Evlilik katlanılmaz, yemek katlanılmaz. Evin içinde ben hizmetçi miyim? Efendim ben çalışmak zorunda mıyım? İşte ben bir buna dönüşür. Evet. Buradan bir, eşlerimize de çok önemli bir mesaj veriyorum. Bir anne bana danışanlarına şöyle ifade etti. Tabii baba problemi anne biraz daha fedakar. Hocam dedi ben her gün dedi yemeği yaparken Allah'ım ne olur şu yemekten elde edecek kuvvet evlatlarım istikamet yaşasınlar. Kötüye gitmesinler, yanlış yapmasınlar. Ben böyle hep bu duygu, bu duayla o yemeği yapıyorum. İşte domates doğruyorum, salatalı doğruyorum falan. Ee, gerçekten bu çok önemli. Hocam şöyle o zaman. Biz bedenimizi doyurmaya çalışıyoruz. Midemize sürekli bir şeyler gönderiyoruz. Olumlu ya da olumsuz, negatif enerjili ya da pozitif enerjili. Ama sanıyorum ihmal ettiğimiz şey şu. Hazreti Ali Efendimiz'e Resulullah arasına geçen o işte beni seviyor musun Allah'ı seviyor musun Fatımayı seviyor musun evet. çocuklarını seviyor musun ee, galiba biz ruhu ihmal ediyoruz bir Evet galiba kalbi ihmal ediyoruz iki galiba duygularımızı ihmal ediyoruz üç galiba bedeni bedeni ihmal etmiyoruz bir şey söyleyeyim mi? yani biz o zaman şu üç biz, ana unsuru biz, ihmal ettiğimiz için orada e, iyisi, olumlu bir hava oluşuyor yani Allah'ın yarattığı en mükemmel iki organı nasıl çalıştırmamız gerektiğini bilmiyoruz. Bakın Allah'ın yarattığı iki tane çok önemli organ var. Birisi beyin, birisi de kalp. Kur'an-ı Kerim'i okumuş olanlar bilir ki Kur'an-ı Kerim'de akıldan, beyinden bahsederken çoğu zaman kalpten bahseder aslında. Şimdi sen Allah sana siyo vermiş, akıl vermiş, beyin vermiş. Sen beynini nasıl çalıştırması gerektiğini bilmiyorsun. Nasıl düşünmesi gerektiğini bilmiyorsun. Nasıl üretmesi gerektiğini bilmiyorsun. Ona her türlü çöplüğü atıyorsun. Sonra onu sosyal medyayla Bununla tabletle veya bilgisayarla uyuşturuyorsun. Günlük 4 saat sosyal medyaya, cep telefonuna bakan ve izleyen kişinin bir yıl sonra beyin ölümü gerçekleşmiştir ruhuna Fatiha. Kalbine de kalbine de Allah'ın yarattığı en mükemmel organ seni sevme sevmeyle özellikle yarattı. O kalbine de hani hadiste diyordu ya dikkat edin. insan vücudunda bir organ vardır ki o çok iyi olursa tüm vücut iyi olur. Temiz o kötü olursa, olursa Evet. Tüm vücut kötü olur. Dikkat ya. edin o kalptir. Sen kalbine de neyi nasıl sevmesi gerektiğini öğretmiyorsun. Sen kalbine neyi nasıl sevmesi gerektiğini, ne ölçüde sevmesi gerektiğini veya nereye kadar sevmesi gerektiğini öğretmezsen bu özür diliyorum otu da sever affedersiniz öbürünü de sever. O zaman hocam şöyle bir şey. Ee, yani aklı kalbe danışarak akıl bir, kullanmak akıl bir lazım. Akıl bir mide, kalp ha? bir mide. Gıdaları ayrı ayrı. Tabi. Ruh bir mide gıdası başka. Aynen. aynen. Bravo, Duygularımız bir mide. O zaman o midelere neyin gideceğini biliyor olmamız lazım. Çok doğru söylüyorsunuz. Bu mümkün mü? Yapabilir evet, miyiz? Kesinlikle mümkün. Bakın şimdi son zamanlarda beslenme programları çıktı değil mi? Evet. Beslenme programlarının bu kadar çok artmasının altında yatan sebep nedir sizce? Ee, perhizle ve çok yemeyle ve perhiz yapma ile ilgili peygamberimizin sözünü hatırlar mısınız? Ne diyordu? Bütün hastalıkların başı. Evet. Bakın, insan vücudundaki hastalıklardan bahsetmiyor. Ruhi, manevi hastalıkların başı da çok yemek. Çok yemek evet. Çok yemek ve çok uyumak. Ve bütün tedavilerin başı ne diyor? Perhizdir diyor. Evet. Peygamber efendim. Bakın, şimdi çok güzel ifade ettiniz. Evet. Biz aklımızı da, ruhumuzu da, kalbimizi de ve midemizi de... ...hep yalan yanlış şeylerle beslediğimiz için ve doldurduğumuz için... ...maalesef doğruyu bulmakta biraz Nasıl olacak bu? Bu nasıl olacak? En başta neyle yani farkına varmamız lazım. Ya arkadaş nasıl? benim midem var. Bedenimi besliyor. Aklım var, ruhum var. onlar da mideler var. Duygularım var, mideler var. Evet. Ben onlara uygun gıda bulmak zorundayım. Şimdi e, duygularla alakalı nasıl öğretilmesi evet, çok güzel hakikaten o çok şimdi önemli bakın, bir şey e, şimdi akıl ruh mide kalp bunların beslenmesiyle evet. alakalı şimdi biz başta ne de dedik? duygular hocam başta ne dedik nasıl duygular ifade ettik evet başta ne diye başlamıştım Kur'an Sünnet alimler ve evliyalar bizi biz yapan kültürel kodlar manevi değerler sonra ne dedik bu işi iyi yapan insanlar evliyalar onlar bunlar biz bunların yolundan saptık dedim değil mi? Evet. Şimdi siz eğer aklınızı örnek bir misyonere teslim ederseniz beyninizi efendim e, size bir münafık haber getirdiği zaman onu iki kere araştırından yola çıkmayıp da her duyduğunuzu sosyal medyada gelen her bildirimi, oradan gelen her bilmemliği doğru kabul ederek beslerseniz değil mi? Evet. İki kere araştırmazsanız doğru mudur değil midir ya TRT'de program yapılıyor işin doğrusu ne diye haber bülteninden sonra doğrusu nedir diye bir şey var. O kadar çok yanlış o kadar çok hakikaten düzeltilse sabahlara kadar konuşacağımız yanlış bildirimler geliyor. Demek ki aklımızı sağlık ne olacak doğru kaynaklardan beslenerek. Doğru mu? Evet. Doğru kodlar şimdi bir sürü televizyon programı var. Hocam o zaman yasaklasınlar diyor. Niye yasaklasınlar ya? Kapat. Evet. Aile vakti programı var. Akit TV'de efendim Akit TV'de ne işin var diyor. Ne ne olacak yani Akit TV? Akit TV'de abi aile programı yapıyoruz evet. Buyurun. Orayı dinle. Bir ön yargıları bir, bir kenara bırak bakayım önce sen bir. Önce sen. Efendim televizyonda belgesel de izle demiyorum canım. Hocam size öyle... Ama bir sürü televizyon kanalları özür dilerim sabahtan akşama kadar inanın o kadar güzel programlar yayınlıyorlar ki izlenme oranlarına bakın. Niyaz izleniyor. Evet. Niye o, öbürünü besliyorsun sen? Ahlaksızlığı besliyor. Kim yapıyor bunu? Kişi. Kusura bakma. Hocam bir, her... <laughs> bir, öz, yap. Evet. Bir öz yap. Senin için faydalı olan ne varsa beynine, aklına, yüreğine, ruhuna önce onu bir davet et bakayım sen. Evet. Ee, Zekeri Hocam bili, dedim ya hani bana her şeyi ifade ederken cümle arasında çeker alırım. Bir cümle kullanırız Niye Akit TV falan öyle bir şey muhatap mı oluyorsunuz? Niye Akit TV'ye mi çıkıyorsunuz derler. Tabi tabi zaman zaman mesela Öyle mi? böyle şeylerle de karşılaşıyoruz. Sanki bizi yani, her yerden davet etmişler gitmemişiz gibi. Evet. Şimdi şöyle insanlarda şu ön yargıyı yok şöyle Akit türlü. TV küçümsedikleri için mi? Ak, Akit TV'nin gücünü fark edemedikleri için mi? Yoksa Akit TV izlenmeye değer bir televizyon değil midir? Nedir yani? Ya da ne tür bir ön yargı var ki? Şimdi bakın ee, merak geç, ettim geçenlerde yani. Geçenlerde <laughs> Alevi bir ailemizin evet. kapısına bir çarpı koydular, değil mi? Evet bunu koyan zihniyetle bunu söyleyen zihniyet aynı zihniyet. Hmm, Anlatabiliyor Şimdi bu ülkedeki Aleviye, bu ülkedeki Kürde, Türkiye, Laza, Çerkeze, XY'ye, efendim onu meşru görüp ötekini yok sayan, bunu doğru görüp öbürünü tukaka diyen zihniyet, o kapıya çarpı koyan aynı zihniyet. Ben bunlara çok takılan evet, biri değilim evet. de, hani şunu söylemek istiyorum. Ama önemli bir nokta siz, çünkü... Siz bu televizyon kanalında böyle bir program var, onu anlatmak istiyorum. Burada evet. bir aile konuşuluyor değil mi? Bir sabahtan beri aileyi konuşuyoruz. İzle bunu. Ama önemli bir şey bu zihniyete sahip olanlar da böyle birkaç şey Şimdi göndermek bizi, lazım. Bizi, bizi bizden ayırmak için ne yapacaklar? Yani. Bizi e... biz yapan değerlerden kopartmak için evet. o şu bu bu diye ne yapacaklar? Sınır çizecekler. Evet. Ona çarpı atacaklar. Öbürüne bilmem ne yapacaklar. Bu ülkede hocam ben onu gördüm. Yaklaşık 3 yıldır bu camian içindeyim. Aki TV ailesinden bir kişiyim. E, bu ülkede biz kavramını gerçekten öne çıkaran beraberliğimizin vurgusunu yapan ve 28 Şubat sürecinde bu ülkenin bütün değerleriyle e, kelleyi koltuğa koltağa koyan bir televizyonda e, program yapıyor olmak elbette bize mutluluk veriyor. Yok. Benim böyle bir, bir mutluluk siz ortak olduğunuz <laughs> için Eyvallah, evet. çok teşekkür ediyorum. Yok İyi ki geldiniz hocam. Problem çok değil. mutlu oldum. Mevzu şu, ben düşman üretmek ya da düşman evet. tabirini kullanmayı sevmiyorum. Çünkü bu ülke her rengiyle güzel. Evet. Öyle bakmak lazım. Öyle, ben böyle evet. bakıyorum. Eğer bunun haricinde bakan varsa kusura bakmayın. Bizim yolumuz aynı değil. Evet. Hocam Ey mozaik mozaiki bilirsiniz değil mi? Ey düşmanım diyor. Mozaik, sen benim ifade ifademsin, hızımsın. Gündüz evet. geceye muhtaç, sen de bana lazımsın. Şimdi Çok bir dakika. Güzel. Hepimiz birbirimize lazımsız. Elhamdülillah. Sen kapıya çarpı koyamazsın. Ben senin anlına çarpı koyarım. O zihniyete. Böyle bir zihniyet olur ya? Harika. Çok güzel. Bu ülkede Alevi sünni sana ne kardeşim? Benim kardeşimle sen benim aramı bozamazsın. Biz büyük bir aileyiz. Bu aileye sahip Nereden çıkan kurumlardan işte birisi o, de bu. Nereden Benim anlattığım ailedeki sevgisiz evet. ortamda büyüyen çocuklardan oluyor bunlar. Onlardan olur. Sevgisiz evet. büyütmeyeceğiz çocukları. Yani o zaman biz bizdeki var olan midelerimizin farkına varmalı. Tabii. Onları iyi besliyor olmalıyız ki tefrikaya da düşmeyelim. Ya Bunun çok güzel bir hikayesi var. Daha evvel anlattım mı bilmiyorum da. Bir Kızıldereli ile torunu obaların önünde konuşuyorlar. Dedeciğim diyor her obanın önünde bir köpek var. Bizim obanın önünde niye iki köpek var diye soruyor çocuk. Dedesi de diyor ki fark ettin mi sevgili torunum? Birisi siyah renkli, birisi de beyaz renkli diyor. Siyah benim için kötülüğü temsil ediyor, beyaz da benim için iyiliği temsil ediyor diyor. Torunu soruyor. Peki dedeciğim diye hangisi hangisini yener diyor. Dedesi de diyor ki ben hangisini beslersen. Şimdi siz eğer kötüyü, yanlışı, çirkini, zararlıyı beslerseniz iyinin iktidar olmasını, Mehdi'nin gelmesini, dünyanın düzelmesini beklerseniz avucunuzu yalayın, kusura bakmayın. Ama siz doğruyu beslerseniz, midenizi, kalbinizi, aklınızı ve ruhunuzu doğruyla, güzelle, faydalı olanla, iyi olanla beslerseniz yanlışın, çirkinin, kötünün, şeytanın evet. iktidarı evet. diye bir şey olabilir mi? Bakın burada lütfen hiç kimse kendi sorumluluğunu öteleyerek bir başkasına atmasın. Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberlere Yüce Allah'ın bir ihtiharı var. Ne diyor? Sen ancak bir tebliğ edicisin diyor değil mi? Tebliğ edicisin, öğüt vericisin, öğüt ver Hidayete biz erdiririz. sorumlusun. Eğer öyle olmasaydı eminim ki Hazreti Peygamber alemlerin yüzü suyu hürmetine yaratıldığı o aziz insan amcası Ebu Talib'i öyle göndermezdi bence. Ya, ya da Hazreti Lut'un hanımı sapıkları şehre almaz ya da Hazreti Adem'in çocukları birbirini öldürmez. Hazreti İbrahim'in babası iman eder ya da ya da ya da Hazreti Nuh'un hanımıyla oğlu gelebilirdi. Evet, ki niye böyle bakıyoruz? İnsanlar kendi sorumluluklarını lütfen ama lütfen başkasına havale etmesinler. Önce bir imtihan olmaya geldiğimiz şu dünyada ben insanları ve cinleri ancak ve ancak bana ibadet etsinler diye yarattım diye ayette belirtilen Hucurat suresinde belirtilen gibi önce bir kendi sorumluluğunu bir hatırlasın imtihan olacağı gerçeğinden uzaklaşmadan önce kendi yapması gerekenleri yapsın eğer gerçekten hala dünya kötüyse evet bu bir imtihandır diyerek yoluna devam etsin. Bu Hı. dünya sadece tek devresi olan bir maç değil ki. Evet. Biz öteki yani, aleme de inanıyoruz. Düzelmek ve düzeltmek için Bizim ben ne yapıyorum diye sormam lazım. Hay, önce kendim. Evet. Sen kendi evinin önünü süpürmeden dünya niye kirli deme hakkın var mı? Evet. Sen önce bir evinin önünü süpür, kendi bireysel ruhi dedin ya, ruh, akıl, kalp değil, değil mi? Dediniz Hayır. ya, çok özür dilerim. Dediniz ya. E bunları bir doğru bir besle. Bunlara nasıl çalışması, nasıl üretmesi, nasıl düşünmesi gerektiğini öğret. Ahlaki kuralları, toplumsal kurallar içerisinde çok güzel bir şekilde uygula, hayatına tatbik et. Ondan sonra konuş. E sen bunu yapmıyorsun. Tamam mı? Ne bekliyorsun? Efendim bütün öğretmenler kötü ya. Bütün imamlar kötü, sistem kötü, devlet kötü, herkes kötü, sen çok iyisin. Ya bir dakika ya. Önce sen bir iyi ol. Sen bir doğru ol. Dürüst ol. Evet. Ondan sonra bir şeyi kötüle. Sen her şeyi doğru mu yaptın? Niye hep sen? Niye hep elimiz böyle? Ama üç de böyle. Evet. Niye böyle hep? Önce bırak. Önce bir kendin ya. Bizim amacımız, Seyit Kutup öyle diyor. Bizim amacımız diyor bu dünyayı değiştirmek için önce kendimizi değiştirmektir. Lütfen önce Çocuğuna örnek olmak istiyorsan önce kendini değiştir. Önce kendini uygula. Başkasının çocuklarıyla deme, o deme. Ailene sahip çık. İnançlarına sahip çık, değerlerine sahip çık. Efendim seni sen yapan alimlerine, vakıflarına, derneklerine, Kur'an'ına, sünnetine sahip çık. Elinden geleni yap. Sen öteki dünyayı kazanmak için bu dünyada heybeni doldur. Ötekiyle, berikiyle ne uğraşıyorsun sen ya? Evet. Nedir bu eleştiri? Nedir bu ötekini tukaka görme? N niye böyle bir toplum olduk biz yani? Önce bir kendimiz ya. Evet. Öteki Çok önemli değil mi Lokman Bey öteki ya. yakayı görürüz. Evet ya hep çok öteki önemli. öteki yakada problemler görürüz. Kendi yakamızdaki e, kirleri görmeyiz. Kıymetli evet. hocam. E, gerçekten e, bana Kımızda göre. Şimdi bir şey çektiniz mi yine? Bana <laughs> göre çekeceğim hocam. E, gerçekten bu bir sosyal e, iyilik projesi. Bravo. Yani bu bir sosyal iyilik projesi. Nereden başlıyor? Evet enfusi dairede. Evet bende başlamalı. Yani başkasının düzeltilmesi de bana bağlıysa o zaman ben başlamalıyım. Peygamber, yani, peygamber olmadan önce el emin miydi? Emindi. Peki o zaman günümüzde şöyle soralım. Biz el emin miyiz? Soralım mı? E, sormamız lazım. Peki devam et. El emin miyiz? Sen her şeyi kötü yap. Her şeyi yanlış yap. Sonra da ne yap? Eleştir. Bir dakika ya. Önce biz neyiz yani? Ben kimim ya? Ben günahkar bir adamım. Önce kendini biliyor musun sen? Kendini bilmeden dünyayı insanları tan. Ben kimim ya? Ben bir kere inandığım değerleri söyleyen, konuşan, bunun için mücadele eden, bunu bile doğru düzgün yapamayan bir insan. Önce bir kendini bil, sonra başkalarını yargıla, eleştir ya da yanlış gör. Önce kendini değiştir. Kendin değişmeden dünya değişmez. Böyle bir şey yok. Efendim hocam diyor eşim şöyle, karım böyle, kocam böyle. Ne kadar yazan var ya, ne kadar yazan var. Hep dövüş dövüyorlar biliyor musun? Ama siz eşim... çok, çok önemli bir yaraya parmak basıyorsunuz hocam. Evet, yani yok, yazacaklar de... yani. Çok özür diliyorum. Diyor ki ya eşimi değiştiremedim, çocuğumu değiştiremedim, dünyamı değiştiremedim diyor. En sonunda da... İlk değiştirmesi gereken kişinin kendi olduğunu unutup depresyona giriyor, psikolojisini bozuyor. Ya yapma. Ya. Sen senin eşini değiştirmek gibi bir görevin yok. Bakın aile olmayı anlatıyoruz burada. Nasıl aile olunur? Söylüyoruz. Eşlere söylüyoruz. Ben kadın erkek demiyorum. Erkeklere söylüyorum, kadınlara da söylüyorum. Bakın herkesin bir rolü var, bir görevi var. Bizi kayıtsız ve şartsız seven tek insanlar toplu o çatının altında diyorum. Haramlarda, yasaklarda, günahlarda, üçüncü şahıslarda, aldatmalarda Şeytanın pisliklerinden başka bir şey yok diyorum. Bugün mahkemelerdeki boşanma sebeplerinin yüzde doksanının aldatmayla ilgili olduğunu söylüyorum. Evet. Yapmayın diyorum. Anlatabiliyor muyum? Bunu söylüyorum. Evet. Ha, bu, Bunlar çok e, reyting yapmadığı için, çünkü e, sen böyle konuşursan reyting yapmaz. Çünkü niye doğruyu söylüyorsun? İnsanlara bir gerçeği haykırıyorsun ve insanlar maalesef gerçekleri duymaktan, Gerçekten hoşlanmıyor. Yani şu anda biz bir aldatmayı efendim işte öve öve burada ifade ediyor. Hatta onunla ilgili şahsı da gündeme getirseydik evet bu program reyting yapardı. Yapardı. Fakat biz... Şimdi, sabah kuşaklarında evet. yayınlanan aile programları, evlilik programları bilmem ne programları var Allah aşkına ya. Birisi dur desin ya. Bazı yan... Ya bakın düzgün yaparsanız baş üstüne ama yanlışlara da biri dur desin ya. Yani. Evet. Ee, az önce dediniz ya hocam ya yani en başta işte Kur'an ve Hadis'ten kaynaklarımızdan uzaklaşıyoruz. Uzaklaştığımız için ki Kur'an deşifre etmeyin, bırak. deşifre etmeyin. Biz deşifre ediyoruz. Evet. Örtün diyor. Yani birçok hadis-i şerife, ayet-i kerime var. Örtün diyor. Biz başkasının hatasını örtmüyoruz. Tam tercih efendim reyting yaptırmak için peki, deşifre ederek özür herkese diliyorum. rezil rüsva ediyoruz. Özür diliyorum. Ona reyting yaptıran insanlar ne iş yapıyor? Niye reyting yaptırıyor? Hatalı benim. Kimseyi suçlamaya gerek yok. Hep diyorum ya ben. Ya Tamam o yapıyor. Siz niye tedavülden kaldırılmıyor peki program? Reytingi düşse onu devam ettirirler mi? Niye sorumluluğu hmm. hep topu taca atıyor? Demek ki izleyeni ha, var ki. Niye izliyorsun o zaman? Evet. Niye yapıyorsun? ondan sonra da şikayet ediyorsun. Bakın ben şunu söylüyorum. Şeytan şeytanı dünyadan ayırabilme şansımız var mı? Yok. E o zaman şeytan niye var canım? E şeytan olmazaydı imtihan olur muydu? Evet. E, bu e, bunları yasaklansın. Bunlar yok olsun. Peki senin cüzi iradenle yapman gerekenler ne oldu? Bakın sorumluluğu topu atmaya gerek yok. Evet. Hep şu var. O olmasın, bu yapılmasın, şu yok olsun ama dünya güzel olsun. Yok ya. Evet. Nerede yazıyor bu? Televizyon kolik bir hanımefendiyle ben karşılaştım danışanlarımdan. Televizyon kolik hocam. Yani e, sabahtan akşama kadar televizyonu açık ve e, televizyon e, yani dünyada o, ikinci sıradayız en fazla televizyon izlemede. Aynen, aynen öyle ve Amerika mı şu anda birinci? Evet, Amerika birinci, biz ikinci. İyi ki bizi, bizi ben bunu geçen birileri var. Birinci olamadık diyorlar. <laughs> o da başka bir şey. Ee, eve de şey mutfağa da televizyon alıp bulaşık yıkarken bile izleyen bir her kolik vardı. Mutfakta, hocam. Hocam diyor ne yapayım diyor ya şeytana uydum bir kere izledim şimdi bırakamıyorum. Buyur bakalım. Hmm, şeytana uydun. Şeytan dedim şeytanı tanıyor musun? Duruyor. Şeytan tanıyor musun? Evet tanıyorum. E peki şeytanı madem tanıyorsun da şeytan seni iyiliğe sevk eder mi? Hayır. Şeytan seni kocana itaat ettirir mi? Hayır. Şeytan sana annelik yaptırır mı? Hayır. Şeytan sana yapacağın yemeklere pozitif enerji aktarır mı? Hayır. Şeytan uydun ya. Ötelerde şeytan şöyle diyecek. Yahu ben seni sadece oyaladım. Sadece senin kulağına fısıldadım. Sadece sana gösterdim. Sana izlettirmedim ya. Sen kendin izledin. Ne dedim? O zaman cüzi irade işin ne içerisine dedim? giriyor. Şimdi kendi sorumluluğunu bilmezsen topu hep taca atarsın. Evet. Şöyle zannediyor insanlar. Biz hiç çiçekli yollardan gidelim. Efendim mutlulukla harika bir hayat yaşayalım. Ondan sonra Allah'ım ya bir de cenneti ver bize ya. Bir de cennete <laughs> olur, gidelim. Oo oh, bir de ha peygamberle komşu olursak da güzel olur ha. Hmm. Hadi canım. Bakın. Ben bunu net söylüyorum. Lütfen. Önce kendiniz yapmanız gerekenleri bir yapın. Ondan sonra bu dünya niye böyle oldu diye konuşun. Bir de böyle Allah din iman kitap konuşuyoruz ya. Allah diyor öz din diyor. La gidin yobazlar diyor ya. Tu kaka diyor. Bana o kadar mesaj yazan var ki arada. Arada hakaret edenler de var bana. Ne anlatayım arkadaşlar? Şey mi anlatayım burada? Ne söyleyelim? Ne konuşalım biz? Hiç söylemeyelim. Dünya ahlaksızlıkla boğuşsun. Gençlerimiz elimizden sabun köpüğü gibi kaysın, Toplum tıpkı e, çığdan kopmuş bir kar topu gibi yuvarlansın, yuvarlansın uçuruma gitsin. Ne yapalım yani? Sessiz bir Kıyameti şey, mi e, birilerinin yapmaya çalıştığı gibi Allah'ı e, kıyamete zorlamak gibi var ya biliyorsunuz. Evet. evet Liberaltilerin işte tapınak şövalyelerinin bilmem nelerin bir takım planları var ya <laughs> Allah'ı kıyamete. Ne yapalım bunlarla mı uğraşalım ya? Hayır. Benim bir görevim var. Nedir o? Ben Zekeriya Efiloğlu'yum. Fani, günahkar bir adamım. Yanlışları olan bir insanım. Doğruyu yapmak için mücadele eden, yanlışlardan kaçmaya çalışan, iyiliği, kötülüğü emreden, yanlışlardan nehyeden diyor ya kıyamete evet, kadar evet. bir topluluk bulunsun. <laughs> Onlardan biri olabilirsem, Evet. ne mutlu bana. Ha sonra kurtarıcı beklemeye de gerek yok. O Mehdi gelsin bizi kurtarsın. Ya sen önce bir kendini kurtar. O gelsin bizi kurtarsın. Ya bir dakika ya. Önce bir kendine bir yönel ya. Sen, sen onu... kitap okuyor musun? Evet. Sen bireysel gelişimin için herhangi bir akademik çalışmanın içinde misin? Sen günün 24 saati içerisinde iyilik yaptın mı? Güzel işlerde bulundun mu? Bir hastayı ziyaret ettin mi? Bir düşmüşün elinden tuttun mu? Bir yoksula yardım ettin mi? Sen toplumda zararlı gören bir şeyi düzeltmek için bir çabanın içerisinde bulundun mu? Ne yaptın? Sen ne yaptın? İyi insan olmak için, fabrika ayarlarına uygun davranmak için, Kur'an'a, sünnete bu işi yapan insan... Ne yaptın sen? Önce lütfen bunu bir konuşalım. Ondan sonra bazı şeyleri konuşmak kolay. Ya biz bütün sorumluluklarımızı yaptık. Allah bir... Evet. Ha o zaman imtihanı konuşalım. Evet. Allah bizi yedi uyuyanlar gibi 300 yıl da uyutur o zaman. Evet. Biz 300 yıl da uyuruz o zaman. Bizi her şeyden korur. Sen yeter ki samimiyetle dediniz ya bir ara. Samimiyetle bir şey yapmaya gayret hı hı göster. Hı hı. Allah sana hızırı da gönderir, hazırı da gönderir, huzuru da gönderir. Ama sen sorumluluğu yapma. Efendim her şey iyi olsun. Çocuklarım iyi olsun. Hiçbir fedakarlıkta bulunma. Ailem müthiş olsun. Ee, sonra toplum güzel olsun. Evet. Olmaz. Yani Hızır senin beyninde. Evet. Huzur senin kalbinde. Bravo. Doğru mu hocam? Aynen. Hazır da Hazırda. çalışırsan Allah sana veriyor. Sana. Evet. O da senin O da gayretinde. Mekan. Gayretinde. Bravo. Çok güzel. Siz güzel ifade. İnşallah e, Cenab-ı Hak o beynimizi bir kez, bir kez daha Resetleyenlerden eylesin. E, ama ifade ettiğiniz çok güzel bir şey var. Yani bir sürü çerçöple dolduruyoruz. Evet. Halbuki benim ecdadım e, efendim işte geçerken mezarlığa geçerken mezarla fatiha okuyor ama nasıl yapacaklarla ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. E, lütfen onu evet. isteyeceğiz. Mezarlığın önünden geçerken mezarlıktan ibret almayı, mezarlıkları okumamayı. Yani çünkü o sana çok fazla bir gerekli bir bilgi değil. Burayı fazla meşgul ettirme. Onu meşgul olacağı başka şeyler var. O çer çöplerle doldurduğun an kalbin otomatik olarak kirleniyor. Bilimsel olarak söyleyeyim hemen. Lütfen. Şimdi beynin içerisinde eee Geçici bellekten kalıcı belleğe ulaşmayan bilgilerin ket vurması diye bir olay var. Evet. Şimdi geçici belge beyin eğer e, %80 yaparak uygulayarak bizzat yaptığı bir eylemi hemen kalıcı belleğe almıyor. Ve etrafımızdaki birçok bilgi de kalıcı belleğe alınmayan bilgiler. Şimdi bu bilgileri geçici bellekte tutuyor geçici bellekteki bilgiler kalıcı belleğe dönüşmediği zaman unutuluyor gidiyor hemen. Asa içselleştirilmemiş bilgi kalıcı olmuyor. Evet. Ya da yaşayamadığın bir şey. İşte bunu uygulamak lazım. Çok güzel. Şimdi dedim ya bu çok önemli. Şimdi hep konuşuyoruz böyle konuşunca diyorlar ki bunun çözümü Bak şunu söylüyorum. İstikrarlı bir şekilde bir eylemin kendinizde davranış haline gelmesini istiyorsanız o eylemi kendinizin canınızı acıtsa bile, ruhunuzu yaralasa bile, yüreğinizi yorsa bile istikrarlı bir şekilde 40 gün uygulayın. Bakın net. Abdülkadir Geylani'ye bir tane kadın gelmiş. Oğlunun çok tavuk eti yediğinden şikayet etmiş. Kadın git 40 gün sonra gel demiş. 40 gün sonra gelince dua etmiş Allah'ın izniyle tavuk eti yemekten vazgeçmiş çocuk. Niye demiş ilk geldiğim zaman söylemiş. Söylemedin diye sorunca o geldiğiniz gün ben de tavuk eti yemiştim demiş. Tesir etmez Şimdi, şey. etmez. Ya 40 gün bir zorla kendini. Kitap okuma alışkanlığı nasıl edinebilirim hocam? Lütfen her gün 10 dakika 40 gün boyunca oku. Hocam namaz kılmaya başlamak istiyorum ne yapayım? Lütfen istikrarlı bir şekilde 40 gün devam et. Hocam iyilik yapamıyorum. iyilik yapam veremiyorum. İşte biraz e, yapmaya tam verme ya 40 gün boyunca ısrarla ve inatla ver. Eşimin Hatta, bana iyi davranan, davran Sen iyi davran. Evet. Sen iyi davran. Ama 40 gün dayan. Bir de şu var. Zehir hikayesini biliyorsunuz. Kaynanasından çok şikayetçiymiş. Öldürmeye niyetlenmiş artık. Aktara gitmiş demiş ki bana bir zehir yap ama hissetmesin kaynanan benim hemen ölmesin. Öldürüldüğünü yani. 40 gün boyunca yani süreç içinde ölsün ki benden bilmesinler. O da ona tabii ki zehir vermemiş. Şey vermiş. Onu besleyecek vermiş. ot vermiş. Bir hafta sonra onun güzelliklerini gören kadın ben demiş hata yaptım onun güzelliklerini görememişim. Böyle bak. İnanın o kadar çok güzel şeyler söyledik ki bu programda. Bakın kıymetli izleyiciler. Bir şeyin sizde alışkanlık yapmasını istiyorsanız vücudunuza dedim ya kalbine nasıl sevmesi, aklına nasıl çalışması, bedenine de nasıl davranması gerektiğini öğret bir kere. 40 gün boyunca istikrarlı bir şekilde onu uygula. İnsan vücudu tüm alim, tüm bilim adamları söylüyor. 40 gün sonra o davranış haline geliyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Çok 40 gün boyunca dergaha ya dergaha e, odun taşımış evet, ya da yıl. E, 40 yıl özür dilerim e, efendi eğri, eğri odun taşıtmamış bakın evet. o bile yani sadece odun taşıması bile efendim netice veriyor e. O dergaha aidiyetini arttırıyor. O kalbi bağlılığa vesile oluyor. Yücelmesine vesile oluyor. ilahi rızaya ulaştırıyor. Müthiş bir şey yani. Şimdi Allah'ın e, rahmetinin, merhametinin, inayetinin kimin üzerinde olduğunu bilemeyiz ki. Hızır hikayesi var. Bir gün Hızır'ın yolu hamama düşmüş. Gitmiş bakmış abi Allah beni buraya niye gönderdi acaba? Bakmış orada bir ihtiyar. Keseleniyor tek başına. Yan tarafta da gençler oynuyorlar, eğleniyorlar, kesileniyorlar, şakalanıyor. Ama ihtiyar da zar zor sırtını keselemeye çalışıyor. Allah yana şu ihtiyara sırtını kesiliyor, konuşuyor. E ihtiyar diyor sen ne kadar e, hayat işte gençliğinde hiç iyilik yapmamışsın. İyilik yapsaydın Allah sana mutlaka şu gençlerden birisini gönderirdi. Bunlar da sana yardım ederdi. Adam da diyor ki olur mu ya ben iyilik yaptım, güzellik yaptım. Fakat zamane gençleri nankör. İyiliğin kıymetini bilmiyorlar, yaşlılara hürmet etmiyorlar demiş. Olur mu demiş ya Hazır. Sen Allah'ı yapılan işlerden gafil mi zannettin? Allah mutlaka yapılanın karşılığını misliyle 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 verir. Sen bunu kendi nefsin için yapmışsın. Olur mu diyor ya ne nefsi? Ben sadece Allah rızası için samimiyetle ve tüm kalbimle yaptım. Eğer öyle olmasaydı şimdi sırtımı kesel etmek için Hızır'ı gönderir miydi diyor. Hızır şaşkın hemen dışarı çıkıyor. Allah'ım diyor senin bana verdiğin seni sevenler listesinde bu adamın adı yok. Nedir bu işin hikmeti? Ey Hızır diyor biz sana sadece beni sevenlerin listesini verdik bizim sevdiklerimizin listesi bizim katımızda. Ya o da başka Şimdi bir şey. sen samimiyetle, aşkla, sadece onun rızasını gözeterek ve sadece ondan isteyerek bir şey yaparsın da Allah'ı kafir mi zannettin ya? Evet. Hocam çok şey konuştunuz. Evet. Harika ifade ettiniz. Gönlüme bir kez daha Zekeriya Efiloğlu olarak bitti demeyeceğim. Birkaç dakikamız var ama gerçekten gönlüm olsa sabaha kadar vaktimiz olsa daha doğrusu sabaha kadar e, dinleyeceğim sizi. E, çünkü ortak yaramız var. Derdimiz çok büyük. Ben hocam dert adamı çok seviyorum. Yani e, çok güzel bir söz var. E, kimin himmeti milleti ise o tek başına bir millet. Aa. Sizi ben tek başına bir millet görüyorum. Allah yani, safında olan zaten çoğunluktur. Himmeti büyük olanlardan hep olun. Yani. Kıymetli hocam. İnşallah sayılar, sayılarınız artar. Ee, çünkü gittiğiniz her bir yerde. Acaba bugün şu sahile vurmuş deniz yıldızlarından birisini bir kez daha şu hayatla suyla buluşturabilir miyim? Müthiş bir şey. İnanın. Kurtuldu demiş. Kurtuldu evet. Demiş sen bunların hepsini nasıl kurtaracaksın? Ya Kurtuldu demiş işte. Kurtuldum. Yani belki e, hepsine ulaşamam ama Lokman birisi. Bey, Lokman Bey, biz öyle bir peygamberin ümmetiyiz ki, biz öyle bir peygambere sahibiz ki, inanın anlatırken, nereden anlatacağımı bilmiyorum. Bir hikaye anlatayım, bir olay anlatayım. İslam'ın ilk yayılma yıllarında Kabe'de, dua etmeye, ibadet etmeye çalışırken, o Mekke müşrikleri, Deve işkembesini Peygamber Efendimizin, o aziz insanın başına koyuyorlar değil mi? Evet. Kim yetişiyor? Kızı Fatıma. Hazreti Fatıma. Başından babasının başından onları temizlerken bir yandan da can havliyle Allah lanet ediyor. Sus kızım diyor. Sus diyor. Lanet etme. Onlar bilmiyorlar. Sen böyle bir ümmetin peygamberisin ya. Sen böyle bir kültürle, böyle bir anlayışla yetişip toplumda efendim bana korna çaldın diye cinayetmiş denir ya. He? Evet. Benden değilsin diye çarpı mı konulur ya? Efendim o ötekidir diye o adamı öldürme hakkı mı tanır ya? Aç olana, efendim açıkta olana, yoksul olana, efendim düşmüş olana yardım etmekten kendini bigane mi zanneder ya? İşte o yüzden hani o üzüm kıssasında olduğu gibi hani onun mutluluğuna engel olmayayım diye vermedim diyor ya ekşi üzümü. Evet. Böyle bir peygamberin Böyle bir peygamberin ümmetiyiz biz. Eyvallah. Siz onun onun manevi atmosferiyle demlenmeyeceksiniz. Onun manevi o peygamber diyeceksiniz. O Kur'an diyeceksiniz. Kendi hayatınızı ona uygulayıp aslında onun hayatını onun uygulamalarını kendi hayatını uygulamayacaksınız ve huzur arayacaksınız. Sonra hem huzur arayacaksınız hem de şikayet edeceksiniz. Yok. Ya. Lütfen. Böyle bir şey olur mu? Yani? Evet. Lütfen kendi manevi kodlarımıza Kıymetli ve fabrika canım. ayarlarımıza geri dönün. Eyvallah çok teşekkür ediyorum. İnşallah fabrika ayarlarımıza dönenlerden oluruz. Her bir cümleniz altın değerinde hatta kitap olabilecek kıymette. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizin nezdinizde önce Gaziantep'e, Gaziantep halkına, efendim, sonra ülkemin ve ülkemizin dışında bizi izleyen bütün dostlarımıza Beni bir kez Antep'te daha selam olsun. ama ben orduluyum. Biliyorum, biliyorum. Ben Antep'teyim uzun yıllardır, evet. 26 yıldır. Ee, dolayısıyla e, nerede hizmet ediyorsanız Oralısınız hocam evet, yani e, elhamdülillah. Çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum. E, efendim biz de bugün kendimize <laughs> bir iyilik yapalım. Hı? Evet. Biz el, de kendimize bugün kendimize bir, bir iyilik yapalım. yapalım. E, Zekeri Efiloğlu kendine bir iyilik yap demiş. Ben de kendime iyilik yapacağım inşallah. Evet. E, sevgili izleyenlerimiz iyilik yapmak adına gayret edecekler. Hem bu kitaba ulaşacaklar hem de ben inanıyorum Kıymetli Hocam. bugün her bir cümlesi altın kıymetinde olan bu tatlı ifadeleri hayatımıza tatbik etmek için Allah'ın sevdiği kul olma noktasında bir adım atacağız. Yani evet biz Allah'ı çok seviyoruz. Allah da bizi çok sevsin. yine bir e, muazzam bir kitapta şöyle bir ibareyle e, efendim noktalayalım. Senin amelinde rıza ilahi olmalı ki o razı olsun. ...belev ki hiç kimse kabul etmesin... ...o razı olduktan sonra... ...bütün herkese kabul ettirir... Şimdi i̇şte ...konu konuyu açıyor bak evet. yine konuşurum... Bir, ...ben de o zaman bir şey söyleyeyim mi bunun üzerine... ...yani programımızın sonuna geldik ama lütfen son bir, cümleleri bir şeye, alalım... ...bir, bir şeyhe geliyorlar... ...bana bir tavsiyede bulunur musun diyorlar... ...şeyh bakıyor Allah seni seviyor mu diyor... ...herhalde seviyordur diyor... ...başkası sevmese de olur diyor... ...adama bu şey geliyor... ...başka söyler misiniz diyor... ...sen Allah'ı seviyor musun diyor... ...evet diyor seviyorum... Başkasını sevmesen de olur. Diyor. Allah Allah bitti. evet, evet. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Efendim sevgili izleyenler. Aile vaktinin kıymetli bireyleri. Zekeriya Filoğlu kıymetli dostum, değerli yazar, eğitimci ve gönül adamı. Bir o kadar da dertli bir e, dervişi, kıymetli bir üstadı ağırlamanın mutluluğunu yaşadım. Rabbim inşallah e, kendimize iyilik yapanlardan olmayı nasip eylesin. Ailemize vakit ayırarak ama önce kendimizden başlayıp, değişime ardından değişimlere şahit olmayı nasip eylesin efendim ayrı vaktinde kalın Allah'a emanet olunsun